Aşağıda verilen sayılardan hangisinin en yakın yüzlüğe yuvarlanmış şekli diğerlerinden farklıdır? Şimdi baktığımız zaman 7 değeri 5'ten büyük olduğundan dolayı bir sonraki yüzlüğe tamamlayacağız. O zaman 1000 olacak. Buraya baktığımız zaman 5'ten küçük olduğu için 3 değeri o zaman bir küçüğe tamamlayacağız. Yani 900'e. Buna bakalım. 4 değeri 5'ten küçük olduğu için bir alttakini tamamlayacağız. Yani 1000. Ve son olarak buna baktığımız zaman sıfır değeri 5'ten küçük olduğu için 1000'e tamamlayacağız. Buna göre farklı olan C seçeneği. Aşağıda bir toplama işleminin zihinden yapılışının işlem basamakları verilmiş. Zihinden yapılan işlem aşağıdakilerden hangisidir? Görmüş olduğumuz gibi 70'ten 20 çıkartılmış. Öyleyse onluklara ve birliklere ayırarak çıkartma işlemi yapılmış. Çıkartılan onluklar neler? 70'ten 20 çıkmış ve 7'den 2 çıkmış. Öyleyse 77'den 22 çıkartılmış ve sonuçta 55 bulunmuş. Doğru cevabımız B seçeneği. Yukarıda verilen toplama işleminde sayılar en yakın binliğe yuvarlanarak sonuç tahmin ediliyor. Tahmini sonuç kaçta diye sormuş. Şimdi binliğe tamamlamak için yüzler basamağına bakıyoruz. 5'ten küçük olduğu için olsa 3000'e tamamlanacak. Burada arkadaşlar 5 olduğundan dolayı bir sonraki binliğe yani 7 binliğe. Buralara baktığımız zaman 5'ten büyük olduğu için bir sonraki binliğe 2000 olacak. 7000 3000 2000 toplarsam eğer 3000 7000 ve 2000 topladığımız zaman 12 12000 olur. Doğru cevap B seçeneği. Aşağıda verilen işlemlerde sayılar en yakın onluğa yuvarlanarak sonuç tahmin ediliyor. Buna göre hangisinin tahmini sonucu gerçek sonuca daha yakındır? O zaman 78 42 diyorum arkadaşlar. Bir gerçek sonucumuzu bulalım. 6 3 diğerinde 64'ten 37 çıkarsa 4'ten 7 çıkmaz. Komşudan bir onluk alırız. Burada 14'ten 7 çıkarsa 7. 5'ten 3 çıkarsa 2. Diğerine bakalım arkadaşlar. 86'dan 17 çıkarsa eğer. 6'dan 7 çıkmaz. Komşudan bir onluk alırız. Burası 7 oldu. 16'dan 7 çıkarsa 9. 7'den 1 çıkarsa 6. Ve son olarak D seçeneğine bakarsak 48'den 21. Önce bir gerçek sonuçları buluyorum. 8'den 1 çıktı 7, 4'ten 2 çıktı 2. Şimdi de tahminin sonuçları bulalım. Tahminin sonuçları bulursak 8 5'ten büyük olduğu için 80 olacaktır. 2 5'ten küçük olduğu için 40 olacaktır. 80'den 40 çıkarsa 40 kalır. Gerçek sonucumuz 36. B seçeneğine baktığımız zaman 5'ten küçük olduğu için 60, 5'ten büyük olduğu için 40 çıkartırsam eğer 20. Gerçek sonucumuz 27. Şimdi buraya bakarsak eğer C seçeneğine 86, 5'ten büyük olduğu için 90, 5'ten büyük olduğu için 20 çıkartırsam eğer 70 olacaktır. Gerçek sonucumuz 69. Ve son olarak D seçeneğine baktığımız zaman 5'ten büyük olduğu için 50, 5'ten küçük olduğu için 20 Çıkartısam eğer 30. Gerçek sonucumuz 27. En yakın olan 70'e 69. Doğru cevap C seçeneği. Zihinden çıkarma işlemi yapan dahi şahın işlem basamakları aşağıda verilmiştir. Şimdi 56'yı 50 ve 6 olarak 2'ye onluklara bölmüş. 83'ten de 50'yi çıkartıyor. Öyleyse arkadaşlar 83'ten 50'yi çıkartıyoruz. Görmüş olduğumuz gibi 6'yı da çıkarttığımıza göre 56 olmalı. Bu işlemin sonucu 7. 27 olacaktır. Yani 83'ten 56 çıkartıldı. Doğru cevap C seçeneği. Cebinde 72 TL'si bulunan Adem topu aldığında kaç TL'si kalacağını Çıkan sayıyı onu referans alarak zihinden yapmıştır. Çıkan sayımız kaç arkadaşlar? 34. Onu referans alacağım. O zaman 34'ten 4'ü çıkartıyorum. 30 kaldı. Çıkan sayı üzerine işlem yapacağım için 72'den arkadaşlar 4'ü çıkartıyorum. Bu 4'ü. Ne olacaktır? 68. 68'den de son olarak 30'u çıkartırsam eğer 38 kalır. Doğru cevap C seçeneği. 79 artı 15 işleminin sonucu kaçtır? Yukarıdaki problemin sonucunu zihinden yapan öğrenci işlem basamaklarını aşağıdaki gibi yapıyor. Şimdi görmüş olduğumuz gibi arkadaşlar 80'e tamamlamış. Yani 10'luğa tamamlamış. 10'luğa tamamladığına göre 79'a 1 ekleyecek. 1 zaman 80. 80 ile 15 toplanınca 95. Eklemiş olduğumuz biri tekrardan çıkartıp 94 kalacak. Birinci basamakta 79 artı 1 olmalı. Doğru cevap D seçeneği. Pazar alışverişi yapan Yurda Güler'in pazarcıya 50 TL vermiş. Aralarında aşağıdaki konuşma geçmiştir. Ne yazık ki hiç bozuk param yok. O zaman ben size 3 lira vereyim. Şimdi işim kolaylaştı. 20 TL para üstünüz. İlk başta 50 lira verdi. 50 lira verdikten sonra bozuk yok dedi. 3 lira daha verdi arkadaşlar. 53 lira oldu. 53 lira verdikten sonra para üstü olarak 20 lira verdi. Öyleyse 20'yi çıkartırsam eğer. 3. 3'ten 0 çıktı 3. 5'ten 2 çıktı 3. Demek ki 33 liralık alışveriş yaptı. Doğru cevap C seçeneği. Yukarıda verilen elektronik terazinin hassasiyeti en yakın yüzde yuvarlamaya ayarlanmış. Buna göre tartıldığında 600 gram gelen ürün en az kaç gramdır? Burada arkadaşlar onluklara bakmamız lazım. Onluklara bakarsak eğer. Burası 600 oluyor. Ancak bu fazla. Bizim için ne gene önemli? En az olmasını istiyoruz. En az olduğu zaman arkadaşlar burada 549 olmuş olsa 5'ten küçük olduğu için 500'e tamamlayacağız. 550 olduğu zaman 100'e tamamlıyoruz. O zaman 600. En az 550 gram olmalıdır. Doğru cevap C seçeneği. En yakın olmaya yuvarlananlar ve en yakın yüzde yuvarlananlar. Şimdi bu şekilde aşağı doğru olursa en yakın olma. Şu an baktığımız zaman en yakın olma tamamlanıyor. 5 gördük arkadaşlar. En yakın olma tamamlarsak 5 büyük 5'e eşit olduğuna göre bir sonraki 30 olacaktır. Burada arkadaşlar en yakın yüzde yuvarlananlar. Onlar basamağına göre bakıyorum. 5'ten büyük olduğu için bir üstte yuvarlanacak. Yani 200 olacaktır. Bu ikisinin toplamını istiyor. Toplarsak 230 daha. 230 en yakın yüze tamamlanacak. Buradan 3 olduğuna göre 5'ten küçük olduğu için 200 olacak burası. Şimdi buraya baktığımız zaman en yakın 10'la tamamlanacak. En yakın 10'la yuvarlarsak eğer 5'ten küçük olduğu için 3 80 olacaktır. 200'den de 80 çıkar ise eğer 200'den 80'i çıkartırsam eğer 0'dan 0 çıktı 0. 0'dan 8 çıkmaz. Komşudan 1 onluk alacağız. Burası 10 olacak. 10'dan 8 çıkarsa 2. Bir aşağı indiriyoruz. Sonuç 120. Doğru cevap B seçeneği.